değerli basın mensupları, özellikle davetimizi icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tabii başkanım, özellikle kültür merkezinden dünya akmış diye tabir ediyoruz ama bizim için Karadeniz Akdeniz yolu diye daha önemini gerçekten değerini ortaya koyan bir ifadeyle söyleyecek olursak, hakikaten bölgemizin hayali olan bir yolun hızlı bir şekilde ilerleyişini görmek. Dün ihalesi yapılacak mı, yatırım programına alınacak mı diye sadece bunlar konuşulurken, bugün yürüyen bir hizmete pozitif, motivasyon sağlayıcı cümleler kurmak yerine eleştirinin boyutunu aşan çizgiler tamamen, yani demoralize etme adına kurulan cümleler de çok şık olmuyor hakikaten başkanımın ifade ettiği gibi. Çünkü burada samimi bir şekilde millete ve memlekete hizmet. Onun için bu kadar yapılan güzellikleri, iyilikleri de böyle küçümsemek, yok saymak herhalde bu hizmetleri kıskanmaktır diye ben öyle düşünüyorum. Öbür taraftan hakikaten kültür merkezimizle ilgili özellikle buradan Mahmut Özer Bakanımıza, çok kıymetli milletvekillerimize, meclis başkanımıza, çünkü sürecin her birinde çok özel dokunuşlarıyla beraber en zor şartlarda bu kültür merkezini Ünye'de inşa ediyoruz. Tasarruf tedbirlerinin ve ekonominin en sıkıntılı olduğu dönemlerde temelinin atılması, hakikaten tam durmuşken, tıkanmışken Sayın Mahmut Özer Bakanımızın gene dokunuşuyla birlikte kaynağının temin edilmesiyle beraber bugün yıl sonu itibariyle bitecek olması bizi ciddi anlamda memnuniyet verici tarafında tutuyor. Neden? Allah'a şükürler olsun. Şehrimizde geldiğimizden bu yana alt yapı, üst yapı çalışmalarında şehrin fiziksel görünümü noktasında ciddi anlamda mesafe kat ediyor. Ama kültürel ve sanatsal organizasyonlar anlamında da artık buralara, böyle mekanlara da ihtiyacımız var. İnşallah bu yıl itibariyle bittiğinde şehrimiz fiziki görünümünü kazanmış olmasıyla beraber sanatsal ve kültürel faaliyetlerinin de icra edilecek bir makamını, bir de onu icra edebilecekleri ortamın bu süreçte kazandırılmış olmasıyla beraber şehrimiz çok daha keyifli, huzurlu, yaşanılabilir bir hale gelecek Allah'ın izniyle. Tabii öbür taraftan hakikaten başkanım aslında ben söyler diye bekledim. Organize sanayi meselesi. Burada Hakan kardeşimi görünce biz genelde işte diyoruz ki kamulaştırması bitti radyo programlarına çıktığımızda, dedi ki ben oradan bir binanın, bir fabrikanın temelinin atıldığını görmeden o sebenin artık yok kamulaştırıldı, yok başlayacak cümlelerine inanmam dedi diyordu. Ama Allah'a şükürler olsun bugün o sebeye gittiğimizde artık 1, 2, 3 demiyoruz, 8 onların üzerinde temeli atılmış biten fabrikalara şahit olmaya başladı. Sadece üst yapı noktasında eksiklikler var, o da müteahhitten kaynaklı bazı gecikmeler var ama Allah'a şükürler olsun. Fabrikaların inşaatlarının yürümesi, tamamlanan inşaatlar içerisinde imalatların yapılmasına engel hiçbir durum yok Allah'a şükürler. Biraz yol konusunda tozlu vesaire gibi sıkıntılı durumlar olabiliyor ama bunlar geçici meseleler. Allah'a şükürler olsun. Buraya kadar gelindi, o yolda bir şekilde yapılır. Yani hiç kimse yapmasa Allah'ın izniyle Ünye Belediyesi'nin o kadar gücü var. Yukarıdan aşağı 4 kilometrenin üzerinde DSE ile birlikte oranın iskanının temin edilmesi noktasında o tahkimatlar yapılarak jüridesinin taşkınının önlenmesi noktasındaki çalışmalara destek veren Ünye Belediyesi eğer gerekirse oralarda da bu hizmeti yürütme noktasında elinden gelen gayreti gösterir. Her yerde olduğu gibi burada da taşın altına koyar. O meselede bakmışsın ki çözülmüş, hallolmuş olur. Allah'a şükürler olsun. Bu meseleler artık bitmiş gibi bakmak lazım. Hakikaten Ünye için yeni hayaller kurmak lazım. Yeni hedefler oluşturmak lazım. Buradan girdiğimizde gene bu yıl itibariyle Ünye'de festival süreciyle alakalı bir konsept değişikliğine gidelim dediğimizde tüm STK'lar hep birlikte siz değerli basın mensuplarıyla beraber bir araya geldik. Hakikaten bizi Ünye'yi ziyaret eden bu süreçte ve hemşerilerimizi de özellikle şehirde gezdiğimiz sıralarda yaptığımız sohbetlerde
bu yaptığımız değişimin ciddi manada karşılık bulduğunu ve doğru bir işin bu süreçte hayata geçirildiğine şahit olacağız. Ziyadesiyle STK'larımızla birlikte, siz değerli basın mensuplarıyla birlikte şehrimizdeki bu faaliyetin yeni bir şekle evrilmesiyle beraber böyle bir memnuniyetin oluşmasına vesile olunmasından dolayı emeği geçen bütün STK'larımıza, sizlere, siz değerli basın mensuplarına, birim personel arkadaşlarımıza, birim müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza, bize süreçte destek veren Cumhur İttifakı ilçe başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yani kısacası hepinize gerçekten teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yaz dönemi, süreci geçirdik. İnsanlarımız hem Cumhuriyet Meydanı'nı çok keyifli kullanabildiler, daha ferah bir şekilde kullanabildiler, hem de sahili çok daha bu süreçte etkin bir hale getirerek o bölgenin de cazip ve aktif hale gelmesine bu süreçte vesile olundu. Aynı zamanda burada Gazze'de katliamlardan öte artık soykırıma varan bir hadisenin yaşandığı, tüm dünyanın gözü önünde yaşandığı ve bu vahşeti yaşatan İsrail'i de şiddetle buradan kınadığımı tekrar ifade ettim. Böyle bir süreçte bu kadar insanlık dramının yaşandığı bir ortamda da haddi aşan eğlencelerin ya da çok ileri derecede eğlencelerin de şehrimize yakışmayacağını STK'larımızla sizlerle yaptığımız sohbetlerde hep dillendirdik. Sizler de ifade ettiniz. Ve bu süreçte bu yıl itibariyle ulusal anlamdaki sanatçılarımızla sadece etkinliğe davet etmediğimiz bir 2-3 günlük sürecimiz vardı. Biz umut ediyoruz ki Gazze'de, bölgede inşallah barışın hakim olduğu 2025 yılında aynı zamanda ulusal sanatçılarımızın da etkinlik içerisinde yer aldığı bir süreci Cenab-ı Allah hepimize sağlık afiyet vererek o sürece eriştiğimizde o güzellikleri de yaşamayı Mevlam nasip etsin diyorum. Hep birlikte o güzelliklerin keyfini de birlikte şehrimizi ziyaret edenlerle, şehrimizde oturan yaşayan hemşerilerimizle beraber inşallah yaşarız diyorum ve tekrar teşekkür ediyorum efendim. Değerli arkadaşlar, malumunuz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Allah'a şükürler olsun kesintisiz hizmet sürecimiz devam ediyor. Hem şehrin merkezinde hem de kırsal bölgelerde. Onunla ilgili şöyle bir baktım. Birileri maaşlarını, personelinin maaşlarını ödemeye hesap ederken Allah'a şükürler olsun kesintisiz devam eden 3 aylık süreçte ki 4 aylık bir süreçte olmadı. 8 kilometrenin üzerinde sadece kırsalda beton yolu yapmışız şu an. 250 kilometre 31 Mart itibariyle kazandırdığımız kırsaldaki beton yolun üzerine 8 kilometrenin üzerinde beton yol kazandırmışız ki bu işi hızlandırdık. Yıl sonu itibariyle ortalama 40 kilometrenin 50 kilometrenin altına düşmeye bir beton yol kazandırma işleviyle beraber kırsalın özellikle iklim değişikliğiyle beraber ani hızlı yağan yağmurlar neticesindeki yolların her seferinde tahrip olması, harap olmasını önlemek ve önüne geçmek adına bu beton yoldaki önceliğimizi hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ettiğimizi ve devam edeceğimizi aracılığınızla belirtmek istiyorum. Yani burada yaklaşık olarak 19 mahallemizin sıkıntılı noktalarında şu ana kadar 8 kilometre beton yol dökmüş. Burada aldığımızda, baktığımızda deniz bükünden, kirliğinden, eski Kızılca kesesinden, Pelitli yatağından, Yeniköy, Dereköy hattında da şu anda başlanacak inşallah. Öbür taraftan gene Yenikent bölgesinde olmak üzere kırsalın farklı lokasyonlarında Allah'a şükürler olsun hizmetimiz devam ediyor. Aynı şekilde şehir merkezinde de arkadaşlar faaliyetlerimiz devam ediyor. Mesela Büyükşehir Belediye'mizle birlikte hazırlanan asfalta hazırlanmış yollarımız vardı. Hemen şehrin merkezinde 2 kilometre şu anda sıcak asfalt yapıldı. Ve aynı şekilde kırsalda da Büyükşehir Belediye'mizle birlikte gene sıcak asfalt çalışmalarının başladığını ve yürümeye devam edeceğini özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani Topkapı konutlarının bulunduğu bölgede olsun, Açeliye Sokak'ta, Atatürk Mahallesi'nde olsun, gene diğer Kaledere Mahallesi ile Çamurlu Mahallesi'ni birbirine bağlayan Gülükkuyu Sokak noktasında yaptığımız asfalt çalışmaları oralarda devam ettiği gibi
Gene inşallah sıkıntılı olan bölgelerde faaliyetlerimizi sürdürerek hemşerilerimizin şehir merkezinde de konforlu yaşamını temin etmek üzere yol çalışmalarımız devam edecektir. Bu yıl itibariyle geçmiş dönemlerden özellikle biliyorsunuz arkadaşlar, dönemimize kadar şehir merkezinde doğalgaza ulaşım oranı %15'ler seviyesinde. 20'ye dayanmadı. Bugün %95'ler seviyesinde. Yani sadece Karşıyaka ve Nuriye mahallemizde ve İpek Yolu mahallemizin de bir kısmında, o da çok küçük bir kısmında doğalgaza ulaşım noktasında eksiğimiz var. Onunla ilgili çalışmalarımız da doğalgaz firmasıyla devam ediyor. O hemşerilerimizin de bir an önce doğalgaza kavuşmaları noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii 2025 yılı içerisinde özellikle bu eksikliklerimizi tamamlamanın peşinden gene girmeyi planladığımız İpek Yolu, Bayramca ve diğer lokasyonda peşinden gelen Karşıyaka ve Nuriye Mahallesi'nde bozulan yerleri de yeniden yaparak oraların da konforlu yolla buluşmasına vesile olacağımızı belirtmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, tabii geçen de biliyorsunuz şiddetli bir yağmura maruz kaldık ki çok kısa bir zaman dilimi içerisinde metrekareye 80 kilogramın üzerinde bir yağış düştü. Ciddi manada. Buradan öncelikle şunu hemşerilerimden istirham ediyorum. Burada yaptığımız harcamalar onların kendi parası. Yani ayrı bir parayı harcamıyoruz. Vatandaşımızın, hemşerilerimizin parasını harcıyoruz biz. Ne olur? Onlardan rica ediyorum. Özellikle şu fındık sezonunda filizleri alıyorlar. Aldıkları bu fındık filizlerini yağmur suyu kanallarının taşındığı yerlere atmasın. O kanallara attıklarında kendilerine hizmet veren yolların bozulmasına sebep veriyor. Arkadaşlar bugün 2200 kilometreye yakın sadece Ünye Belediyesi'nin kırsaldaki yolu aldı. 350 kilometre de merkezde yolu aldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ünye Belediyesi olarak 2200 kilo yani 2180 kilometre de hadi toparlayarsak 2200 kilometre diye. Arkadaşlar merkezde yolun tamamı Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak 350 kilometre. O zaman bu kadar uzun yol ağımızın olduğu 85 mahallemizde bazen yolları korumak da vatandaş olarak sorumluluk anlamında bize de yükleniyor. Yani o kanallar açıldığında o kanalların içerisine çer çöp atmamak gerekli. Neden? Su kanalını doldurduğumuzda yağmur suları olduğu gibi yolun ortasından atıyor. Bizim bir zahmetle taşıdığımız o malzemeler maalesef kısa bir zaman diliminde o yağmurun yağışıyla birlikte günler haftalar alan çalışmalar bir saatlik yağmurla olduğu gibi derelere doluyor. Bahçelere doluyor. Yani vatandaşın kendi bahçelerine bile artık o taştığında o malzemelerin, yol malzemelerinin olduğu gibi bahçelere rusubatları oralara doğru doldurmuş oluyor ki bunun önüne geçme noktasında hemşerilerimizin bu konuda da hassasiyet göstermelerini özellikle istirham ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Şehir merkezinde yaptığımız Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız çalışmalar neticesinde ne Cevizdere mevkisinde ne aynı zamanda Görevi mevkisinde ne de diğer Fevzi Çakmak dahil olmak üzere diğer mahallelerimizde herhangi bir sıkıntı oluşmadı. Ufak tefek birkaç lokasyonda eksiklikler tespit ettik. O gün yağmurda özellikle şehrin merkezinde sıkıntıların olduğu noktaları birebir gezerek sorunların sonrası için nasıl giderileceğinin de tespitlerini yaptık ve peşinden hızlı bir şekilde oralarda çalışmaya başladık. Bunlardan bir tanesi Saraçlı Mahallesi. Orada Saraçlı Mahallesi'nde Derya Sokak'ta biliyorsunuz eskiden bu tür yağmurlarda yani neredeyse 1 metrenin üzerinde yüksekliğe sebep olabilecek yağmur sularının orada göllenmesine sebep oldu. Şimdi Allah'a şükürler olsun öyle bir şey yok ama belli bir miktarda dükkanlara yine girebilecek seviyeye kadar yükselen birkaç noktada eksiklikler vardı. Orada da yağmur su hatlarını şu anda tamamlamak üzereyiz. Akabinde de orada yaptığımız çalışmaların üstünü yol çalışmalarını tamamlayarak hemşerilerimizin orada artık daha sıkıntı yaşamayacağı bir ortama doğru orayı da evrileceğimizi özellikle bilmenizi istiyorum. Yine kıymetli arkadaşlar geçenlerde şehrimize kazandırdığımız kadınlar plajımızı hizmete sunduk.
Bu da hanım kardeşlerimiz de var. Öyle zannediyorum ki şu ana kadar bize gelen bilgiler memnuniyetlerin üst seviyede oldu. Hatta ilçemizin dışında çevremizdeki ilçelerden de ciddi manada oraya ilginin olduğunu bize ifade ettiler. Memnuniyetlerini belirttiler. Allah'ın izniyle mevcutta o kadınlar plajımızın bulunduğu yeni kadınlar plajımızın içerisine yeni yıl içerisinde yani 2025 yılı içerisindeki planlamamızda bir tatlı su havuzunu da yerleştirmeyi planlıyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar Karadeniz her istediğiniz zamanda size denize girme imkanı verir. Yani hava güneşli oluyor ama deniz dalgalı oluyor. Dalgalı olunca da Allah muhafaza boğulmaların önüne geçmek anlamında denize girişlere müsaade edilmiyor. Bunun için orada kadınlarımızın özellikle oraya ulaşma noktasında o kadar emek ve zahmet vermişken o keyfi sürebilmeleri, en azından yüzmekle ilgili ihtiyaçlarını giderebilmeleri noktasında orada bir havuzu, açık havuzu hizmete almak için 2025 yılında planlamamızın olduğunu sizinle de buradan paylaşmak istiyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar, önceki kadınlar plajının bulunduğu bölgeyi özellikle Gölevi kafe restorantın olduğu alanla birlikte birbirine entegre ederek orada bir güzel aile plajını hayata geçirmek ve orada da büyük bir açık havuzu da kazandırarak şehrimizde aynı zamanda denize girilemeyen zaman dilimi içerisinde havuzlardan da istifade edilebilen ve yazın turizm amaçlı olsun veyahut da yerleşik yaşayan hemşehrilerimizin yaz döneminde keyifli zaman geçirebilecekleri bu imkanları da sağlamak üzere kısa zaman dilimi içerisinde hayata geçirmek üzere planlamamızın olduğunu da sizlerle paylaşmak istedim. Batı Park'la ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlar Allah'a şükürler olsun. Kaynak noktasında gene Mustafa Marat milletvekilimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ziyaret ettik. Orada ihtiyaçlarımızı ilettiğimizde inanın Allah razı olsun ne kadar lazımsa biz sizin yanınızdayız diyerek kaynağı aktararak oradaki işlerin tamamlanması noktasında hiçbir sıkıntımızın olmadığını ve yıl sonu itibariyle de peyzajıyla birlikte tamamlanmış bir hale gelmesi noktasındaki çalışmalarımızın yürüdüğünü bilmenizi istiyorum. Tabii bununla beraber gene yol çalışmalarımızın sürdüğünü bahsetmişken biliyorsunuz kültür merkezinin olduğu yer Ünye Belediyesi tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne oradan da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kültür merkezi yapılmak üzere devredilmiş. Tabii yapılan bu devrediliş sürecinin sonrasında biz de istedik ki Ünye Belediye'mizin böyle bir arsası, parseli Ünye'ye hizmet edecek bir işe devredildiği gibi acaba buradan Milli Emlak'a devrettiğimizin karşılığında yani her iki tarafta da metrekaresi bugünün şartları içerisinde birim fiyatı ne edercesin? Yani diyelim ki bizim verdiğimizin metrekaresi 10 liraysa öbür taraftaki aldığımız 1 liraysa diyelim ki o sadece onda birlik kısmını devrediyoruz. Onun da özellikle bilinmesini istiyorum. Yani bizim oradaki kıymetli parselimizin tamamı aldığımızın karşılığında değil, sadece aldığımızın ederi karşılığındaki miktarı devrettiğimizin de özellikle bilinmesini istiyorum ve onun için vurguluyorum burayı. Aşağı yukarı arkadaşlar yaklaşık 48 bin metrekare yeri belli lokasyonlarda. Buranın içerisinde Killik var, Deniz Müziği var, liseler var, Atatürk Mahallesi var, Yüceler var, eski Kızılcakese mahallelerimiz var. Bu mahallelerimizde Ünye Belediye'mize gelecekte fayda sağlayacak bu alanları parsellerin ve Ünye Saray Hamamı'nın da özellikle bu süreçte Ünye Belediye'mize mülkiyetlerinin de kazandırıldığını bilmenizi istiyorum. Bu konuda girişimlere başladığımızda Mahmut Özer Bakanımızı ziyaret ettiğimde Çevre Şehircilik Bakanımızı sağ olsunlar aradılar. Bu takasın yürümesi noktasında bizlere ciddi destek verdiler. Kendilerine buradan hemşerilerim adına da şükranlarımı arz ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden. Böyle yaptığımızda arkadaşlar yarın bu parseller şehrimizde ihtiyaçların karşılanması noktasında olsun. Belediyemizin gene herhangi bir durumda ihtiyacına cevap vermesi noktasında olsun ciddi anlamda elini alacak ve yükünü kolaylaştıracak bir
faaliyet ve çalışma olduğundan dolayı bünyemiz açısından, bünye belediyemiz açısından yapılan önemli bir çalışma olduğunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yine arkadaşlar, biliyorsunuz meclisimizden bir 150 milyonluk borçlanma yetkisi aldık. Burayı özellikle açıklamak istiyorum arkadaşlar. Malumunuz dönemimizde, yani 5 yıllık sürecimizde Ünye Belediyesi'ne grader'den alıp, mikserden alıp, işte çaça dediğimiz çok amaçlı çöp toplama araçlarından alıp, normal çöp toplama araçlarından ve süpürgelere kadar, yani şehri süpüren araçlarımıza kadar, ki geçmişte belki bu lazım olmayabilirdi. Yani vatandaşın, bireyin elindeki süpürgeyle ve kürekle bu işler yapılırken, tabii şehrimiz ciddi manada da asfalt yolla buluşmuş oldu. Doğalgazın ulaştırıldığı bütün bölgeler Allah'a şükürler olsun rehabilite edilerek sıcak asfaltla buluştu. Sıcak asfaltla buluşturulan bu yolların artık süpürgeyle beraber tek tek süpürülmesi yerine, yani vatandaş eliyle yapılması yerine, bunların teknik anlamdaki araçlarla birlikte yapılması hem daha hızlı hem daha ekonomik bir şekilde şehrin temiz tutulmasına imkan sağlanır. Bu araçların kazandırılması noktasına Ünye Belediye'mize geçmiş 5 yıllık süreçte 108 milyonluk araç kazandırdı arkadaşlar. Ve Allah'a şükürler olsun, bunlar da borç değil, bunları ödedik şükürler. Yani Ünye Belediyesi geçmiş dönemde işte birileri diyordu ki borç ödemek marifet değil, iş yapmak marifet. Biz hem iş yaptık hem de Ünye Belediyesi'ni sürdürülemez borç yükünden sürdürülebilir bir borç yüküyle devamlı hizmet üreten bir belediyeye de dönüştürdüğümüzü özellikle belirtmek istiyorum. Gene bu dönemde işte aldığımız yetkiyle alakalı konuşacak olursak, kamyonlar noktasında ve eskravatör noktasında kiralamayla çalışıyoruz. Şu anda 3 yıl önce, yaklaşık 3 yılın dolmasına da 2 ay kaldı Ağustos ve Eylül ayı itibariyle. Yani 2 yıl 10 ay gibi bir zaman dilimini bunu kullanmışız. Yaptığımız ihalede neticesinde kiraladığımız araçlarla şehrimizin 85 mahallesinin her noktasına 2500-3000 kilometrelik yol ağında hizmet üretmeye ve vatandaşımızın sorununu çözmeye çalışıyoruz. Yani büyük şehir olmadan 30 kilometre kare olan Ünye Belediyesi büyük şehir modeliyle beraber 570 kilometre kare oldu. Yani baktığınızda yol ağı 350 kilometre olan bir Ünye Belediyesi, büyükşehir yol ağını da dikkate aldığımızda 3350 kilometrelik bir yol ağına hizmet veren belediye durumuna dönüşmüş oluyor. Bunun için de ciddi anlamda bir araç parkına ihtiyacınız var. Bu araç parkını oluşturmadığınızda bu şehrin talep ettiği hizmeti ulaştırma noktasında ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Biz bu şehrimize sıkıntı yaşatmamak adına geçmiş dönemde devam eden ve onun üzerine de ihtiyaç görülen noktalardaki eksiklikleri de tamamlayacak bir ihaleyle birlikte bu işleri yürütüyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada bir araçtan örnek vereyim arkadaşlar. Bize kamyon şu anda aylık şoförü Ünye Belediyesi'nde olmak kaydıyla ve diğer hizmetleri de kiralayan tarafından karşılanıyor. Yani araç arıza yaptığında, lastiği eskidiğinde vesairesinde bunların tamamını ihaleyi alan firma karşılıyor. Biz sadece belediye olarak yakıtını ve üzerindeki şoförü kendimiz karşılıyoruz. Peki neden şoförü biz kendimiz veriyoruz? Arkadaşlar, şimdi o ihaleye girip ihaleyi alan, buradaki hizmet veren firma, müteahhit neyse, ya onun çalışanı icabında işinde aksaklık yapabilir. Araba çok yıpranmasın diye yatıp kenarda vakit geçirebilir. Bunlar olmasın diye özellikle üzerinde çalışan araçların üzerindeki şoförlerimizi kendi personellerimizden koyuyoruz ki daha verimli bir çalışma burada gerçekleşsin diye. Sadece bir kamyonun aylık kirası arkadaşlar 22 bin artı kaldı. Şu anda ciddi manada çok uygun bir fiyat. Tabi burada müteahhitin de bu ihaleyi almasından sonraki süreçte onun da kar edemediği bir sürecidir. Ama bugün ihaleye çıktığımızda, tabi buna bir fiyat olarak belirleyici bir rakam ifade etmek istemiyorum ama çevrede baktığımızda, aylık bu şekilde kiralamaların fiyatlarına baktığımızda 150 bin ile 200 bin TL, yani civarında aylık arkadaşlar. Bu
bugünkü şartların en az 8 kat, 9 kat üzerinde. Bunun da aylık kiralama maliyetinin 5 milyon artı KDV gibi bir rakama yaklaşık olarak ifade ediyorum, geldiğini görmekteyiz. Biz bu araçları alırsak ne yaparız? Yani bu araçları satın alsak, taksitle ödesek, taksitimiz ne kadar? Arkadaşlar, bu araçları aldığımızda ödeyeceğimiz taksitte 5,5-6 milyon civarı. Yani belki 150-200 bin lira da üzerinde de olabilir ya da altında da olabilir. Kiralayacağımız fiyatı. Şimdi 4 yıl sonra bu araçlar Ünye Belediyesi'nin olacakken yarın kim olur Allah bilir. Ama bugün belediyenin hiçbir kimsenin araç parkına ihtiyaç duymadan kendi işlerini görebilecek araç parkının tamamını tamamlamış olması çok kıymetli bir şey herhalde, değil mi? Sadece kiralama bedeli olarak ödeyeceğiniz parayla öbür tarafta ödediğiniz bu taksitle ne yapacaksınız? Otomatikmen öz mal olarak yarın kiralama ihtiyacı duymadan araç parkınızı tamamlamış olacaksınız. Daha önceden biliyorsunuz çok amaçlı çöp toplama araçları, biliyorsunuz bir de maliyeti onların çok yüksek. Neden? Yani bir damperli kamyonu her yerde bulabilirsiniz. Ama çok amaçlı çöp toplama araçları kısıtlı, sınırlı insanların elinde olduğu için kiralama maliyetleri de çok yüksek. Sadece iki kamyon arkadaşlar ve üzerindeki o makineyle, cihazla beraber 24 milyon liraya parasını ödedik ve 4 ay sonra araçları kesildi. Düşünün ya. Bu şekilde Allah'ın izniyle öyle düşünüyorum ki, eğer bu satın almayı gerçekleştirdiğimizde ki yetkiyi aldık ama şu anda borçlanmayı herhangi bir şey yapmadık. Borçlanmayla ilgili de gene özellikle buradan Mahmut Özer Bakanımıza teşekkür ediyorum. İlgili bankanın yetkilisiyle görüştüler. Ünye Belediyesi'nin kredi listesine bakın. Herhangi bir aksaması olmayan, bu tür faaliyetlerinde zerre kadar aksatmadan düzenli ve disiplinli çalışma neticesinde hiçbir yeri sıkıntıya sokmadan, hizmet aldığı, mal aldığı yerlere ödemelerini aksatmadan çalışan bir belediye olarak, eğer böyle bir imkan sağlandığında araçları, çünkü bu süreçte DMO'dan peşin almak durumundayız arkadaşlar. Bu çektiğimiz krediyle inşallah araçlarımızı da DMO'dan, Devlet Malzeme Ofisi'nden peşin olarak aldığımızda taksitleri sadece kiralama maliyeti. Bu şekliyle baktığımızda Ünye Belediye'mize inşallah 4 yıl sonra kiralama yükü sırtından kalkmış bir araç parkıyla şehrine hizmet eden Ünye Belediyesi'ne de bu süreçte dönüştürmüş olacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii beni sabırla dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bugün katılımınızdan dolayı gene tekrar teşekkür ediyorum. Sorunlarınız varsa onlara da cevap vermeye hazır olduğumu belirtmek. Başkanım. Belirtmek istiyorum. Evet. Müsaade var mı? Evet, buyur. Başkanım, demin konuşmanızın başında festival sürecinden bahsettiniz. Evet. Ben de festivaldeki başarılı çalışmalarınızdan dolayı bütün ekibinizle birlikte sizleri tebrik ediyorum. Meydandan biz burayı alıp da şimdiki alana yerleştireceğiz dediğinizde benim şanslı olarak böyle bir endişem vardı. Meydandaki o şeye, curcunaya alışmıştık. O curcuna kalkınca da içimizde bir boşluk oluyordu. Yaz bitti, eyvah kışa gidiyoruz diyorduk. Bu sene burası çok güzel oldu. Ancak onu söyleyeyim. Kumsal. Kumsal'da bir şeylerin güzel yapılabildiği görüldü. Estetik açıdan. İnsanlar da geldi, yalan yok. Yalnız bazı sıkıntılar oldu. Güvenlikle ilgili, asayişle ilgili. Bu sıkıntılar kumsal oldu diye mi oldu? Neden oldu? Ona çok bakıp değilim ama her akşam kavga oldu. Her akşam itiş kakış oldu. Her akşam gençlerimiz elinde işte alkolle şeyler oldu. Bir süre sonra kavgaya dönüştüler vesaire gibi şeyler oldu. Ama sanatçılar anlamında, organizasyonun kalitesi anlamında ulusalı hiç aratmadı. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, Ünye'de şehrimizle birlikte aldığımız karar neticesinde yeni bir uygulamaya geldik. Bu yeni uygulama neticesinde tabii süreç içerisinde tespit ettiğimiz eksiklikler var. Bu gelecek yılı itibariyle baktığımızda bu sizlerin bahsettiği olsun, sizlerin bahsetmediği konular olsun, yaptığımız tespitlerle alakalı inşallah daha hazırlıklı, daha aynı zamanda düzenli ve disiplinli bu işin yürütülmesi noktasında çalışmalarımızın yürüdüğünü belirtmek istiyorum. Ben şahsen oradaki bu
özellikle localar yapıldı, oradaki evler oluşturuldu, yöresel ürünlerin ve el sanatlarının satıldığı alanla ilgili. Mesela bu yıl ne yaptık? Kesinlikle dışarıdan kimseyi şehre sokmayarak şehrin esnafının ürünlerinin burada, vatandaşlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerinin ve yöresel ürünlerin kıymet bulması ve satılmasına imkan sağlamaya çalıştık ki ve çok da güzel oldu. Doğru mu? Peki öbür taraftan bu evlerin çatısında mesela ne var? Bildiğimiz normal panel saç. Ama bunun eğer aynı zamanda ısı yalıtımlısı olan saç kullanıldığında içeride oturanın da aynı zamanda o geçirdiği vakit zaman dilimi içerisinde mesela sıcaktan etkilenmemesi, içerinin de böyle zaten dışarısı sıcakken bir de sacın verdiği sıcakla kaynar hale gelmemesi için onunla ilgili gelecek yıl planlamamız olduğunu belirtmek istiyorum. Mesela biliyorsunuz kurduğumuz evlerin deniz tarafında pencereleri yok. Ya bir hava sirkülasyonu olmadığı için oradaki arkadaşların ya bu böyle olabilir mi dedi. Bunlar hepsini notumuza aldık. Yani gelecek yıl inşallah biliyorsunuz bu sene Gazze'deki hadiseler yüzünden çok geç toplantı yapabildik. Önceki sene biliyorsunuz yani dünyada nadir görülen bir depremi yaşadık. Onun akabinde süreci geç harekete geçirerek istişarelerimizi hızlı bir şekilde değerlendirmesini yaparak hayata geçirmek için yola çıktık. Ben Cenab-ı Allah'tan diliyorum ki afetlerin, sellerin, felaketlerin yaşanmadığı bir 2025 yılının Şubat-Mart aylarında erkenden toplanarak STK'larımızla, siz kıymetli basın mensuplarımızla birlikte bunu değerlendirerek çok daha verimli bir yaz dönemini ve festival sürecini ya da şehirdeki etkinlik sürecini geçmesi için hep birlikte elimizden geleni en iyisini yapmaya gayret edeceğiz ve eksikliklerimizi inşallah tamamlayacağımızı da buradan belirterek sorunuza cevap veririz. Başkanım teşekkür ediyorum. İkinci ve son sorum hemen kitabın ortasına açıyor. Sizlerinizin görevine son verdiniz. Bunlar konuşuluyor, bunlar yazılıyor, bunlar çiziliyor, bunlar var. Arkadaşlar buna sadece güler geçer. Hünye Belediyesi'nin 700'e yakın çalışanı var. Bunların bize ne kadarı vermiş, ne kadarı vermemiş biz bunu hiç irdelemediğimiz gibi bizde seçim öncesinde de işini yapmıyor. İşiyle alakalı lakayt davranan ya da sorumsuz davrananların gereği nasıl yapılmışsa ondan sonra da belki 3-5 tane personelle alakalı bir şey yapılmışsa ve bunu da kalkıp başka yerlere çekerek ve ondan sonraki süreçte efendim şöyle oldu böyle oldu gibi bu tür safsatalara bağlamanın yersiz olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Böyle bir kıyım olarak ya da personel atımından bahsetmek bence abeste iştigal. Hatta iddiaya göre oy değil, selam vereni bile böyle bir muhabbet var. Peki sen böyle bir olaya şahit misin? Ben görmedim ama ben görmedim evet, diye. Şahit olan arkadaşımız varsa burada özellikle de şunu şöyle yaptınız derse ben cevabını vermeye hazırım. Evet, evet. Saray Hamamı arkadaşlar evet sözleşme doldu. Özellikle Ünye'de hakikaten Ünye'nin dünkü çocuklarının sadece aşkın dünkü çocukları olarak yani bir hikayeleştirmeyle beraber inşallah Ünye'mizin her köşesinin ve filmin tamamının Ünye'de çekildiği bir dönemle beraber geleceğe inşallah güzel bir emanetin bu vesileyle bırakılacağını düşünüyorum. Burada hakikaten ciddi emek ve hem maddi hem manevi bu işin yapımcılığı üstlenen Selim Tüncel abi. Şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Neden? Böyle bir olaya kalkışmak. Bunun ciddi anlamda mali yükünü temin edilmesiyle ilgili çalışmanın dışında da kendinden maddi anlamda da ciddi bir imkanını, elindeki birikimini buraya aktararak bu Ünye için çok kıymetli olan, bence öyle yani bilmiyorum, şehirde sorduğum, sohbet ettiğim tüm arkadaşlarımın %80'i de genelde bakış açısından benim de baktığım pencereden ve çerçeveden baktığına şahit olduğum için söylüyorum. Çok olumlu bu görüşler çerçevesinde bu emeğinden dolayı bu hem maddi hem de manevi anlamdaki şehre olan katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir filmin ortaya çıkacağını iki tane eser ortaya koyuyor. Yani Ünye'nin daha önceden geçmiş dönemki belediye sürecinde çekilen bir reklam filmi değil mi?
Bir Asar Kaya var. İşte kale var. Baktığınızda binicilik var. Ünye'nin farklı lokasyonları var. Ve hakikaten bunlar tamamlanmamışken, sanki o kadar tamamlanmış gibi çok güzel bir şekilde o reklamının oluşturulmuş olması bunun başarısını gösterir. Allah'a şükürler olsun. O eksikleri şimdi biz tamamladık. Konunun şekliyle olmayanı varmış gibi reklam etmeyi beceremiyoruz ama en azından varmış gibi sunulanların hepsini bu süreçte Ünye'ye kazandırdık Allah'a şükürler olsun. Ve reklam da yerini buldu diye düşünüyorum özellikle. Bu kısmıyla. Bir de burada biliyorsunuz hepimiz izledik. Burada çoğu arkadaşımızın o filmi seyrettiğini düşünüyorum son akşam yemeğini. 2 saatlik yani 1 saat 59 dakikalık bir filmdi. Seyrettiğimizde bu filmi ben inanın 1 saat geçmedi zaten. Çok keyifli bir izleyiş içerisinde oldu. Buralardan baktığımızda bu çekilen filmi hakikaten çok hem karşılık bulacağını hem de çok kaliteli bir filmin ortaya çıkacağını göstermekte diye düşünüyorum. İnşallah iyi olacağını düşündüğümü belirtmek istiyorum. Saray Hamamı ile ilgili de